Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük sorununa demokratik çözüm adı altında bir kampanya başlatılmış. Bu kampanya Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de gösterilerle, işte açıklamalarla, panellerle, böyle konferanslarla aslında yaşanan bir süreçtir. Türkiye'nin süreci de daha önce TÜSAK'ların açlık yeriyle devam ettiren bir süreçti. Bunu akabinde özgürlük yürüyüşü 15 günlük 1 Şubat'la 15 Şubat arasında özgürlük yürüyüşü iki koldan başlaması, sonra işte dışarıda demokratik kesimlerin ailelerle birlikte başlatmış olduğu bir adalet nöbeti vardı. Hani bunun gibi bir demokratik eylemler vardı. Sonrasında işte 4 Nisan'dan sonra aslında bu biraz da şeye dönüştü. Aşırı gemi bitmesiyle beraber TÜSAK'ların şöyle bir açıklaması oldu kamuoyuna. Biz de Sayın Abdullah Öcalan'ın yaşamış olduğu koşulları yaşamak istiyoruz. Görüşe çıkmama, mahkemeye çıkmama ve telefonla konuşmama kararı alındı, eylemi alındı. Bunun iki nedeni var aslında ya da üç nedeni var. Bir nedeni aslında bir şekilde bütün ailelerine şunu hissettirmek istediler aslında. İletişimsizliğin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar kaygı verici olduğunu hissettirmeye çalıştılar. İkincisi bizce kamuoyuna bir eleştiridir demokratik kesimlere aslında, demokratik kurumlara, Türkiye'deki tüm siyasete bir eleştiridir aslında. Yani görevini tam yapmama eleştirisidir diye düşünüyoruz. Üçüncüsü de hem Türkiye'deki kamuoyuna hem dünyadaki kamuoyuna da bir an önce eylemlere geçme. Yani işte bir an önce demokratik yöntemleri kullanarak bu tecridin aşılmasının baskısını geliştirmek istediler. Yani bu anlamda cezaevinde şu anda böyle bir yaklaşım var. TÜSAK'ların işte basına açıklaması da biraz da bugünü bakmak gerekir. Ondan sonra da şey gelişti, yani cezaevinde bu eylem değişikliği evresi olduktan sonra da TÜSAK aileleri de, yani demokratik kurumlar öncülüğünde de işte cezaevleri öne gidip sessiz oturma, ses çıkartma, protesto eylemleri var. Şu anda işte kurumları ziyaret etme, özellikle haftanın bir günü Adalet Bakanı'nı ziyaret etme durumu var. Her ne kadar randevu vermese bile TÜSAK aileleridir, analardır, barış analarıdır. Bu konuda ısrarcılar. Yani illa Adalet Bakanı'yla görüşüp, Adalet Bakanı bir yetkililerle görüşüp asla meramımızı, derdimizi anlatmak istiyoruz. O anlamda böyle bir yaklaşım var. Bir de diğer demokratik kurumları ziyaret edip, Türkiye'deki tüm kurumları ziyaret edip aslında Kürt sorununun demokratik çözülmesi Türkiye verebileceği refahın ne kadar geniş olduğunu anlatmak isteme durumu var dosyalar halinde. Yani bu şekilde böyle eylemler var ve ileride büyük ihtimalle Türkiye'nin tümünü kapsayabilecek akıl insanları, Ruspiler dediğimiz işte tanınmış insanların bir araya gelip Türkiye toplumuyla bir araya gelip aslında bu ülkenin çözülmesi gereken tek bir sorun, acil bir sorun olduğu konusunda Kürt sorununa demokratik çözüm ve bu demokratik çözümün de muhatabı Sayın Abdullah Öcalan olduğunu aslında Türkiye'deki tüm kesime anlatma durumu yaşanacak. Öyle bir yaklaşım için, şu anda öyle bir çalışma, öyle bir yaklaşım içinde siyasette öyle bir yaklaşım içinde de bizce de gereklidir aslında. Bilinmeyen şeyler olabilir, bilinmeyen hiçbir şey de olmayabilir aslında. Ama birebir dokunmak gerekir, birebir gidip anlatmak gerekir. Türkiye'nin her kesiminde, Türkiye'nin her inancına, her farklı düşünen insana ulaşıp derdimizi, meramımızı aslında anlatmamız gerekiyor. Birbirimizden farklı olmadığımız aslında, biz hepimizin kaygısının bir olduğunu, hukukun üstünlüğü olduğunu, adaletin gelmesi olduğunu, Kürt sorununa demokratik bir şekilde çözülmesi gerektiği konusunda kendimizi anlatmamız gerekiyor. Bunlar çözüldükten sonra da Türkiye'deki diğer tüm sorunlar, özellikle ekonomi şu anda en çok buhran yaşayan bir sorundur. Bu sorun çözüldüğü zaman ekonomideki buhran da aşılabileceğini, ahlaktaki buhran, vicdandaki buhranın da aşılabileceği konusunda toplumu ikna etmemiz gerekiyor.